Selin'im hazır mıyız? Hazırız, buyurun. Evet. Selin Hanım merhabalar diyelim. Nasılsın ilk öncelikle? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Tekneyi bitirdim, Bodrum'u bitirdim. Sıra Çeşme'de. Ama ben Çeşme'yi hem seviyorum hem sevmiyorum. Neden? Ya Bodrum'u daha çok seviyorum. Çeşme bilmem. Yani çok daha hani böyle bekar olursun da akarsın ya hani böyle anlayıp konuşamıyorum. Sanki Çeşme'de o aura var. Doğru aslında. Var yani doğru yani hani. Ondan sonra hani... Şimdi Gökhan da yok ya. Bir tuhaf oldu. O nasıl geliyor ama Kocişkom akşama? Çok alıştım değil mi? Artık ayrı yapamıyorsunuz da. Olmuyor ya. Ama 8 sene oldu. Çok şey oldu. Ama şöyle. Çünkü Gökhan'ın çok futbolcu arkadaşı var burada. Ondan sonra. Çoğu da bekar. Gökhan da arkadaşları da zaman geçirmek istiyor. Bir de hani istiyor. Ben de onlarla hani bir şey ortama böyle ayak uydurmaya çalışıyorum. Hani şey, arada tabii yalnız da bırakıyorum. Çok şey olmasını istemiyorum. Öyle ama bir şey söyleyeceğim. Bana kalsak hiç gidelim mi ben? Evet ağzımla da söyledim. Bekar arkadaşlarla göndermek genelde hanımlarımız karşı çıkar. Ama sen buna biraz daha özgüvenli olduğun için biraz daha toleranslı davranıyorsun. Özgüvenle alakası yok. Dürüst olacağım ilk kez söylüyorum böyle bir şey. Ben eşimle 18 yaşından beri birlikte olduğum için öyle çok fazla gece hayatıydı, gezmek, tozmak görmedi. Ve bunları bilmiyor. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Ondan sonra şey... Bunları gezip görmediği için, bilmediği için de ben de birazcık hani yaşasın, aklı kalmasın. Yaşasın, aklı kalmasın, şu anda söylediğim. Gezsin, dostsun, eyle, gece kulüplerine gitsin, arkadaşlarıyla eğlensin. Çünkü kelimenin ucu çok açık. Yok, kelimenin ucu çok açık. Gezsin, dostsun yani. Benim öbür türlüsü başka bir şey oluyor yani. Her bir şey. Gezsin, eğlensin. Yanlış yapan kendini yapar yani. Bu benim işim için herkes için geçerli. İki günde sen de kafanı dinliyorsun aslında. Yok ben onunla kendi kafa dinleyebiliyorum. Problem yok öyle hani aramızda bir öyle bir şey yok onunla alakalı. Ama bütün kadınlar için geçerli yani. Bazı adamlar mesela her şeye doymuş oluyor. Hadi gel sessiz bir yere. Ben Gökhan'la sessiz bir yere gidemem. O eğlenmeyi seviyorum. Bu arada ben de seviyorum ama bazen ben de çok zamanında gezdim. Ay aile konuları bunlar ya. Biz ne konuşuyoruz ya? Her şey gidince böyle oluyor. İşimi konuşalım ya. Hemen ona da geleceğim. Ona da geleceğim. İzmir şubesiyle toplantıdayız. İzmir'e yer açıyoruz. Ondan sonra... Selin çok büyüdü. Bir anda da herkesin gözü üzerine de aslında baktığımız zaman... Öyle mi? Benim haberim yok vallahi. Kulağını tıkadın mı artık sosyal medyaya olsun, yazılanlara, söylenenlere yok, karşı? Yok, hayır. Yani neyse herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun. Şu artık pandemi bitsin. Herkes mutlu olsun. İnsanlar zannediyor ki ben pandemide evet Türkiye'de vergi rekortmenliği gibi haber oldu. Doğru bunlar. Ama bu işler beni de etkiledi. Yani herkesi etkiledi. Beni de etkiledi. Bazen ki oh tuzun kurusun. Olur mu? Kadınlar maske takıyor. O oluyor. Makyaj malzemesi almak istemez. Morali bozuk. Ben de bu işlerin ekmek yapıyorum. Burası kahvaltıcı. Burası da herkesi etkiledi. Hepimizi etkilediği gibi. Ama sağlığımız yerinde çok şükür. Dostum olsun. Dediklerinden hiç kazık yedin mi? Özellikle ticaret hayatına atıldıktan sonra biliyorsun ki yok, dost düşmanı hep görürler yok, derler ben ama. Ben kimseden kazık yemedim. Herkes iyi olsun. Peki. Herkes bunu söylerken dürüst müydü? Herkes iyi olsun. Ben işimi büyüteyim. Bak şu an 500 kişiye yakın kişiye istihdam sağlıyorum. Hedef mi? Selin. Aslında onu da sormak lazım. Ben bir şey ticarette hayal etmedim. Ben bir şey... Can Bey kaçmayalım. Ben bir şey hayal etmedim ki hep yani olması için çalıştım. Çok şükür de güzel gidiyor her şey. Bir problem yok yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Hep bir çocuk isteğim vardı. Bunu da hep dile getiriyorum İlla ama. İlla o soruya geleceğim değil mi Sercan? Geleceğim. Seni yani çok kırmak istemiyorum Allah ama. Allah herkesi anne olmayı hak eden herkese nasip etsin. Kısmetimde varsa bir evlatlık benim de yani öyle söylüyorum. Yurt dışı ile ilgili ben zaten İngiltere vatandaşlığı başvurusunu da yaptım. Hepsi kabul oldu. Oturumum her şeyim var. Çünkü orayı da yaratacağım için yatırımcı kimliğimle bu arada yani. Her şey yasal yollardan. Evet orada. Tabii yatırımcı kimliğimle o ülkede yer alacağım belirli bir zamandan sonra. Evladım da olsun küçük böyle minicik bir aile hayatı. Eşimle ve kendi ailemiz o kadar. Çünkü hemen şunu da sormak istiyorum. Bazı davalık yorumların da vardı kazandın diye biliyorum ama Deniz Akkaya ile olan bir problem var. İyi olsun mutlu olsun o da ailesiyle kızıyla mutlu olsun. Tabii ki ben çok üzüldüm, çok yıprandım, çok kötü oldum, günler oldu. Belki ona bazı şeyleri yanlış aksettirmişlerdir. Belki çok kendini kötü hissetmiştir, öyle konuşmak zorunda kalmıştır.
tabii ki hoş söylediği şeyler. Artık benden çıktık şeye, kamuya geçmiş galiba. Hani evet. Bir şeyler olmuş. İnşallah şey olur. Benim kimseye bir düşmanlığım yok. Diğer masada oturan hanımefendilere karşı hepsi iyi olsun. Herkes iyi olsun. Ama kimse bana merhaba demesin. Senin kalbini herkes, herkes biliyor ama. Herkes bana her şeyi söyleyebilir. İstediği argo cümleyi söyleyebilir ama bana kimse merhaba demesin. Buradan da noktayı koydun aslında. Ama herkes için hiçbir geçerli. Sadece onlar için geçerli merhaba. Bir şey oldu mu hiç? Kontak kuruldu mu veya özür dilendi mi senden bu konu hakkında? Bülent Hanım'la alakalı olmuştu. Ondan sonra konuşuldu, bitti ama şu an şeyde hani davalık konuda. Bülent Hanım demişken hemen yüzüğünü de gördüm. Bu bir rekor olabilir mi? Evet. Boyut olarak, fiyat olarak. Çok ayıp, çok utanıyorum, çok utanıyorum. Güzele her şey yakışır ama. Ben kızardım. Güzele her şey yakışır. Seviyorum, takıyorum. Hadi. Peki, çok teşekkür ederim size. Bye. Araba doğum günü hediyesi olan değil mi? Yok, Gökhan'ı kendi. Gökhan'ı kendi. Tamam, kapat abi.